Bu yıl sonuna kadar bir defa il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımız kesinlikle tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz. Çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumun ardından kolları sıvadı, 24 Haziran seçimleri için hazırlanmaya parti teşkilatından başladı. Partinin üzerinden metal yorgunluğunu attı, büyük seçime yeniden diriliş dönemiyle girdi. Görevi devralırken hatırlarsanız bir şey söyledim. Dedim ki bir metal yorgunluğu var. Artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Bu sırada Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlam tutma telaşındaydı. Şaibeye karışmış isimleri bile kendisine sadakatleri nedeniyle partide tuttu. Belediyelerden gelen usulsüzlük iddialarına kulaklarını tıkadı, CHP'de statükoyu egemen kıldı. Bunun diyetini 24 Haziran seçimlerinde ödedi. Çanlar şimdi Kemal Kılıçdaroğlu için çalıyor. Kendisi dışında herkesi kaybetti olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kaybeden dedi, bu cümleyi kurabildi. Kaybeden dedi, AKP'dir diye bir cümle kurdu. Bu seçimin tek kaybedeni vardır. AK Parti'dir. Bir de en çok garipsediğim cümlelerinden bir tanesi, kimsenin dedi koltuk sevdası olmasın dedi. Koltuk sevdası olan, bireysel çıkışlarla kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Defalarca seçim kaybedip de hala daha o koltuğu bırakmayacağım diye tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. İşte bakınız, belki bu böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor işte. Partinin propaganda organı gibi çalışan Fox TV bile Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki yerini aldı. Fatih Portakal'ın isyanı ekrandan böyle yansıdı. Değişim umuttur, değişim heyecandır, değişim iyidir ama maalesef... Şöyle bir bakıyorsunuz ama gerçekten değişim en çok hangi partide yaşanıyor diyecek olursanız, evet, iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Evet, çok garip bulabilirsiniz bunu ama öyle. Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdasına düştüğü saptamasında bulunan Fatih Portakal ilginç bir gönderme de yaptı. Kaset kumpasıyla genel başkanlığı bırakmak zorunda kalan Baykal'ı hatırlattı. Şey dönemi geldi aklıma, biliyor musunuz? Baykal'la o dönem geldi aklıma. Bu sefer Baykal bırakmıyordu, hatırlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu özgürlüklerden bahsediyordu, değişimden bahsediyordu. Şu anda aynı duruma düşmüş durumda. Demek ki koltuk keyifli bir şey.